Das programa kabekin vegaji dreze de brasti bekeda khu besekrandina khu betekoshina khu geleki kedawe mezin haye hep serokame. Ami naha dve dema tengasiye de ve dema zulmü zordariye de kari khuyi hep seroktiye bi serbilindiya ki mezin kir. Bele, Briz, Serpil, Kemal Bay. Evet, değerli arkadaşlar, emek ve kadın mücadelesinde çok büyük katkıları olan bu zor dönemde bizlerin birlikte olan eş başkanımız Serpil Kemal Bay. Hoş geldiniz. Benezar, benezar, benezar. Saygıdeğer divan, değerli halkımız, kadınlar, işçiler, emekçiler, değerli misafirlerimiz, yurt içinden ve yurt dışından, 3. Büyük Kongremizi onurlandıran değerli dostlarımız, kurum temsilcileri, yabancı misyondan temsilciler, saygıdeğer delegeler, hepiniz hoş geldiniz. Humbiher Hatın, Sersera Serçeva Hatın. Üçüncü büyük kongremiz çok stratejik, çok önemli bir dönemde, tarihsel bir dönemde gerçekleşiyor ve bugün sizler burada bu tarihsel anın önemini, değerini tam olarak kavramış bir şekilde bu salonu ve arenayı içeride, dışarıda doldurdunuz. Büyük zorluklar aşarak, baskılarla, engellerle karşılaşarak partinizin kongresinde buluştunuz. Hepinizin emeğine sağlık. Hepiniz var olun, sağ olun. Dayanışmanız daha da büyüksün. Gücümüz daha da büyüsün. Kararlılığımız daha da büyüsün sevgili kardeşlerim. Emek, barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi için tüm bedel ödeyenleri, zindanlarda rehin olan binlerce yoldaşımızı burada selamlamak istiyorum. Hepsine emanetinizin güvenli ellerde olduğunu söylemek istiyorum. İçeride yükseltilen direniş burada, bu salonda karşılığını buluyor. Bütün coğrafyamızda direne direne kazanacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Değerli yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım, 7 Haziran'da biz o kadar büyük bir buluşmayı gerçekleştirdik ki, halklarımız o kadar önemli bir adım attı ki, egemenler kendi siyasi yok oluşlarını gördüler ve bizlere, halklarımıza, HDP'ye eş genel başkanlarımız sevgili Figen Yüksekdağ ve sevgili Selahattin Demirtaş başta olmak üzere, Belediye eş başkanlarımıza, bütün seçilmişlerimize yönelik
topyekün bir saldırı başlattılar. Fakat ne oldu? Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, bütün partilerimiz zindanları birer mücadele alanına çevirdi. Onlar içeride, bizler dışarıda mücadelemize, emek, barış, demokrasi mücadelemizi sürdürüyoruz. Onların mücadelesi, zindanların mücadelesi bizlere güç veriyor, onur veriyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu her zaman söylüyoruz. Bir yol ayrımına geldik ve bu yol ayrımında halklarımızın şu sorunun cevabını vermesi gerekiyor. Yaklaşık 100 yıldır süren inkarcı, tekçi, imhaya yönelik sömürücü politikalar devam mı edecek? Cinsiyetçi, militarist, ırkçı politikalar devam mı edecek? Bu kutuplaşma, ötekileştirme devam mı edecek? Faşizm kurumsallaşarak kendini sürdürecek mi? Yoksa halklarımız için, halklar bahçesi olan coğrafyamızda eşit, özgür, demokratik, laik, çoğulcu bir demokrasiyi el birliğiyle inşa mı edeceğiz? İşte biz 7 Haziran'dan bu yana bu sorunun cevabını arıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Onlar siyasi darbe yaparak, faşizmi azgınlaştırarak, OHAL ve KHK'larla halklarımızı sindirmeye çalışarak kendi statükolarını, kendi tekçi politikalarını, tek adam rejimlerini bize dayatıyorlar. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz hayır demeye devam ediyoruz. Biz özgürlük için mücadele edeceğimizi ısrarla, inatla, kararlılıkla sürdürüyoruz. 2018 yılı işte böyle bir yıl olacak. 2018 yılı faşizm kurumsallaşacak mı? Yoksa halklar mı kazanacak? Tek adam mı kazanacak? Yoksa halklar mı kazanacak? İşte bu sorunun cevabını aradığımız yıl olacak. O yüzden de bugün bizim bu salonu tıklım tıklım doldurmamız, on binlerce HDP'linin, on binlerce demokrasi mücadelesi yürüten dostlarımızın, yoldaşlarımızın HDP'nin yanında durması, HDP ile birlikte omuz omuza mücadele etmesi çok çok önemlidir. O yüzden 3. Büyük Kongremiz tarihsel bir sorumlulukla ve tarihsel bir öneme sahiptir. Burada bize güç veren, içeriden, yurt içinden, yurt dışından bütün dostlarımıza dayanışmaları için, enternasyonalist dayanışmaları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum bir kez daha. Bugün faşizmin karşısında durmak, el ele vermek, omuz omuza durmaktır. Bir arada olmaktır. Faşizm çünkü birlikte yenilir arkadaşlar. Faşizm ancak onun karşısında güç birliği yaparak, omuz omuza vererek ve ancak direnerek, mücadele ederek yenilir. O yüzden bizler de direniş yolunu seçtik. O yüzden biz de diyoruz ki bütün toplumsal muhalefeti, bütün ezilenleri, sömürülenleri, hele hele kadınları, gençleri, onların mücadelelerini, onların taleplerini birleştirmek bizim boynumuzun borcu olsun. Bizler barışı ve demokrasiyi savunmak için bu ülkede demokratik bir cumhuriyeti el birliğiyle inşa etmek için herkesin inancıyla, kimliğiyle, emeğiyle, doğasıyla birlikte hep beraber yaşayabileceği bir toplumu, bir yaşamı, yeni bir yaşamı inşa etmek için mücadelemiz sürecek. Değerli arkadaşlar,
AKP Erdoğan rejimi işte bu mücadeleden korktuğu için herkese saldırıyor. Sadece HDP'ye değil, bakın TTB'ye, Ayşe Öğretmen'e, Furkan Vakfı'na, keşke Nuriye ve Semih'e, gazetecilere, herkese saldırıyor. Fakat işte bu birbirine benzemeyenlere yapılan saldırı bizlerin neden birleşmemiz, neden birlikte mücadele etmemiz gerektiğini de bize anlatıyor. Türkiye'yi tek adam rejimini inşa etmek için o kadar büyük bir karanlığa gömdüler, o kadar büyük bir ekonomik ve siyasi krizin içerisine ittiler ki artık halkımız nefes alamıyor. Bakın, AHİM'e başvurular son 13 yılda %571 arttı. İnsanlar artık enflasyondan ve yoksulluktan sokağa çıkamaz hale geldi. Bu sefer evlerin suyu, elektriği kesilmeye başlandı değerli arkadaşlar. İşçiler, emekçiler bedenlerini ateşe vererek sorunlarını duyurmaya çalışıyorlar. Seslerini bedenlerini yakarak duyurmaya çalışıyorlar. İşte bu ülke böyle bir ülke oldu. Ve artık AKP saray rejimine sadece ve sadece o halde yetmiyor. O hal rejimi de onun zorunu sürdürerek bu iktidarın bu halkı yönetmesini sağlayamıyor. İşte o yüzden de zora bağımlı hale gelmiş olan bu iktidar bu sefer de Afrin'e savaş açtı. Afrin bugün kağıthane kadar bir ilçe kadar büyüklüğünde bir yerdir arkadaşlar. Halkların, Arapların, Kürtlerin, Ezidilerin, Hristiyanların, Müslümanların ortak birlikte yaşadıkları bir kente, kendi kendilerini yönettikleri bir kente yapılan bu saldırı kabul edilemezdir. Fakat onlar, AKP Erdoğan iktidarı Afrin'e saldırıyor. Çünkü aslında onun toplumun rızasını alamadığı için toplumu bu zora bağımlı hale gelmiş iktidar savaştan ve çatışmadan başka bir şekilde yönetemediği için Afrin'e saldırıyor. Bugün Afrin'de Birleşmiş Milletler'in de ifade ettiği gibi çocuklar ve siviller ölüyorlar. Afrin'e yapılan bu saldırının Türkiye halklarına hiçbir anlamlı gerekçesi yoktur. Halkların birbirine kırdırılmasının Türkiye halklarına hiçbir anlamlı sebebi yoktur. Bugün bombaların üzerine imza atarak Afrin'in tepesinden bu bombaları bırakanlar bu sivil ölümlerinin sorumlularıdır ve uluslararası mahkemede yargılanacaklardır. Değerli arkadaşlar, Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Neden? Çünkü siz bir halkın ordusuyla savaşabilirsiniz. Fakat halklara karşı savaş açarsanız işte orada kaybedersiniz. Direnişle karşılaşırsınız. Çünkü Afrin halkı kendi evini koruyor, kendi bedenini koruyor, kendi yaşamını koruyor. Yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım, biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Sayın Abdullah Öcalan bu ülkede 2013'te başlattığı barış sürecinde, müzakere sürecinde halkların birlikte barış içinde yaşaması için çaba harcadı. Fakat mevcut iktidar bu imkanı ortadan kaldırdı. Halkların barış imkanını ortadan kaldırdı. Şimdi Suriye'de başka bir sınırın öte tarafında başka bir ülkeye doğru bu saldırıyı
gerçekleştiriyor. Burada bugün 11 askerin yaşamını yitirdiği bilgisi geldi. Bizler biliyoruz ki gerçek rakamlar da, gerçek kayıplar da ifade edilmiyor. Bunlar askerler de insan. Afrin'de yaşamını yitiren siviller gibi, Afrin'de yaşamını yitiren gerillalar gibi, kendini savunanlar gibi, hayatını savunanlar gibi, ülkesini savunanlar gibi. Hepsi insandır ve bizler insanı yaşatmalıyız. Askeri de yaşatmalıyız. Herkesi yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur. Askerlerin ölülerini sayamayız. Tabutlara omuzumuzu koyup, dirseğimizi koyup konuşamayız. Bu kanı durdurmak bizim sorumluluğumuz değerli arkadaşlar. İşte Halkların Demokratik Partisi böyle bir bilinçle bugüne kadar mücadele etti. Barış için mücadele ediyorum derken kendinden, kendi yaşamından yola çıktı. Ama bugün savaş gereklidir diyenler kasalarından, sermayelerinden, finans kapitalden, kendi iktidarlarından, kendi koltuklarından bahsediyorlar. Oysa biz kendi zeytin ağacımızdan bahsediyoruz, kendi ekmeğimizden bahsediyoruz, kendi suyumuzdan bahsediyoruz, kendi çocuklarımızdan bahsediyoruz. Kimsenin çocuklarını savaşa sürmeye bu iktidarın hakkı da yoktur. Değerli yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım, bizler işte bu mücadeleyi yürüttüğümüz için bu kadar saldırıya uğradık. Binlerce arkadaşımız gözaltı tutuklamalarına maruz kaldı. Yaşamını yitiren arkadaşlarımız var. Evet, çok mücadele ettik, çok direndik, bugüne kadar ayakta kaldık. Fakat bizler sadece ayakta kalarak Türkiye'ye demokratik bir cumhuriyeti inşa etmeyi başaramayız. Kürt halkının, ezilen halkların, işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların haklarını, taleplerini veremeyiz, yaşatamayız, inşa edemeyiz. Değerli arkadaşlar, biz işte nasıl yapacağız? Bundan sonra nasıl bir yol haritasıyla yürüyeceğiz demek için kongremize gelirken yüzlerce toplantı yaptık. 8 bölge konferansı gerçekleştirdik. Bir büyük konferans gerçekleştirdik. Ve bu konferanslarda partimizin eleştirisini, öz eleştirisini halklarımızla birlikte yaptık. Burada gördük ki değerli arkadaşlar, evet biz ayakta kalan, direnen bir partiyiz. Fakat bazı eksikliklerimiz var. Örneğin tek adam rejimine karşı, onun bu azgın halklara yönelik, işçilere, emekçilere yönelik, kadınlara yönelik, doğaya yönelik, hayatımıza yönelik olan bu saldırılarını giderek koyulaştırmasının, tek adam rejimini derinleştirmesinin önüne geçemedik arkadaşlar. Yine biz dönemin ruhuna denk gelecek, dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek bir mücadeleyi, direnişi yeterince hayata geçiremediğimizi tespit ettik. Özellikle Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de ki burada bu coğrafyada yaşamını yitirenleri burada saygıyla anıyorum. Buradaki direnişlerde yaşamını yitirenlerin Cizre'de Bodrum yangınlarında katledilenleri korumakta ve demokratik siyasetin sürmesini, gelişmesini sağlamakta, bu çizgiyi genişletmekte, büyütmekte yeterince başarılı olamadığımızı değerlendirdik değerli arkadaşlarım. Biliyoruz ki bütün zorluklara rağmen bizlerin, halklarımızın bizlere gösterdiği bu büyük nezaketi, büyük bağlılığı, bize verdiği cesareti çok daha iyi değerlendirebiliriz. Faşizm varsa onun karşısında demokrasi mücadelesi de vardır arkadaşlar. Faşizm
büyük bir saldırı gerçekleştiriyorsa demek ki biz onun karşısında büyük bir direnişi, büyük bir örgütlülüğü, büyük bir mücadeleyi de halkları birleştirerek, bütün muhalefeti birleştirerek gerçekleştirebiliriz değerli arkadaşlar. Bu yüzden de bizler 3. Büyük Kongremizden sonra büyük bir atılımla hem politik hem de örgütsel olarak mücadelemizi çok daha ileri taşıyacağız. Bugün burada sizlerin vereceği kararlarla. Değerli arkadaşlar, HDP büyük bir değişimin gücü olmaya devam edecek. Bakın etrafınıza, HDP dışında yeni bir şey söyleyen, halklarımıza yeni bir şey veren hiç kimse var mı? Hayır, kimse yok değerli arkadaşlar. HDP'den başka bu ülkenin umudu yok. Bizler halklarımız, halklarımızın umuduyuz. Halklarımıza yeni bir yaşamı kuracak olanlar bizlerin, halkların birlikte birleşik mücadelesidir. Kadınların birleşik mücadelesidir. Emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin birleşik mücadelesidir arkadaşlar. Ve bizler de bu temsili birleştirmek ve mücadeleyi geleceğimize, geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bu mücadeleye omuz verenler, bugüne kadar bu mücadeleyi yükseltenlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Sarayın yıkıcı gücüne kadar demokrasi güçlerinin yapıcı gücünü el birliğiyle birlikte, bir kişi bile azalmadan birlikte omuz omuza inşa edeceğiz değerli arkadaşlar. Burada hepinize bir kez daha en yürekten duygularımla teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Bu gemi başkanımızın da dediği gibi limana varacak. Biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Serkeftin yoldaşlar.